Dostlar, yeni bir riff videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar, RIF'in teknik analizini gerçekleştireceğiz. E, ne var ne yok diye bir bakacağız arkadaşlar. Alım noktalarımız, yönümüz ne taraf, ne gibi hareketler bekliyoruz. Hepsini uzun uzun konuşacağız sevgili dostlar. Tabi videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi önemli rica ediyorum Abone olup videoyu beğenmeyi e, unutmayalım lütfen Bizler için önemli şimdiden teşekkür ederim e, Dostlar şöyle bir saatlikten başlayalım Ondan sonra genele doğru gidelim Arkadaşlar saatlikte gördüğümüz senaryo şu anda e, Açıkçası düzgün güzel bir senaryo değil Bakın geçmişte zaten net bir kırılım görmüşüz Yani bir dead cross yemişiz ki e, yatayda MA 200'ümüz seyrederken MA 50'miz arkadaşlar yukarıdan bakın çok ciddi bir şekilde aşağı yönlü negatif bir eğimle kesmiş arkadaşlar bizi. Bunun devamında tabii ki ciddi bir baskılama bakın kesişimle de beraber e, çok aşağı yönlü e, güçlü bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Devamında toparlamaya çalışmışız. MA 50 üzeri denemeleri gerçekleştirmişiz sevgili dostlar. Ama tabii tutunmayı Başaramamışız ve MA50'yi her ne kadar denesek de düşüşümüze devam etmişiz sevgili dostlar. Şu anda da bakın her geçen zaman zarfı içerisinde aslında bizim MA50 ve MA200 arasındaki mesafemiz artmış. Bu da maalesef kısa vade için güzel bir senaryo değil. Güzel senaryolara birazdan geleceğiz bu arada. Şu anda arkadaşlar bizim gördüğümüz ama aşağı yönlü hareketli ortalamalar bizi baskılayan bir e, pozisyon. 4 saatliğe geçelim. Yine arkadaşlar 4 saatliğe baktığımız zaman şöyle. MA 200'de yukarı doğru bir eğim. MA 50'de ise aşağı doğru bir eğim görüyoruz sevgili dostlar. Ve bu da bize bir dead cross habercisi olarak geliyor. Anında bir kırılım bakın görmüşüz. Ve tabii ki yine negatif bir eğimle ciddi bir düşüş içerisine girmişiz ee, Önceki videomuzda zaten e, belirtmiştik dostlar Olası bir düşüşte bizi tutacak ilk pozisyon 4 saatlikteki MA200 idi Ama bitcoin hareketleri karşısında e, Yani nasıl diyeyim Böyle bir hareket karşısında bizi tutması Biraz zordu arkadaşlar Bunu da belirtmemiz lazım e, Nitekim tutamadı e, Şu an karşımızda gördüğümüz senaryo Bakın 4 saatlikte bir 991'deki bir MA200'ümüz vardı arkadaşlar ve bizim de günlükte dostlar MA50'mizi 976'larda görüyoruz. Yani aslında üst üste binmiş iki hareketli ortalama görüyoruz ki hareketli ortalamaların zaten ne olarak arkadaşlar destek direnç olarak çalıştıklarını gayet iyi biliyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz senaryoda maalesef bakın biz günlükteki MA50'nin altına düşmüşüz. Epey bir zamandır üzerindeydik sevgili dostlar. Ee, ki düşmemizde normal bitcoin'deki hareketler oldukça ters geldi. Şimdi gelelim bizim önümüzdeki e, asıl senaryoya arkadaşlar. Nereye kadar düşebiliriz? Dostlar bitcoin'deki şu an anlık durum e, bitcoin'den hala bir düşüş bekleniyor sevgili dostlar. 41.800 küsürlerde e, 820 30larda sevgili dostlar bitcoin'in bir günlükteki MA50 hareketli ortalaması mevcut. Bitcoin geçtiğimiz zaman diliminde bu arada gün içinde Bitcoin videosu atmayı da düşünüyorum. Bitcoin arkadaşlar ne yaptı? Günlükte MA200'e kadar geldi. Bakın günlükte MA200'e geldi. İğne attı. Geçemedi ve red yedi arkadaşlar. Bakın MA200'e günlükte geçemedi. İğne atıp red yedi arkadaşlar. Ve devamında düştü. Ta ki nereye kadar düşecekti? MA200'de reddedip günlükteki MA 50'ye kadar düşecekti ve düşmüş e, halen daha devam ediyor arkadaşlar. Bu düşüş 41850 41900'e kadar devam edebilir. Buralara kadar gelip tekrar hareketli ortalamadan güç aldıktan sonra yönlü sevgili arkadaşlar yine yukarı çevirecek ve günlükteki MA200 değeri olan 48200'lere kadar yeni bir deneme gerçekleştirecek arkadaşlar. Şimdi uzun lafın kısası. Bitcoin'de 41.850'lere 900'lere kadar bir gerileme, ardından yeniden 48.000'lere bir yükseliş bekliyoruz. Bütün bunlar olurken sevgili dostlar, Rift'te olası senaryolardan bahsedelim. 41.850-900'lere bir düşüşte dostlar, Rift tabii ki bakın şu anda hareketi görüyoruz. Ee, yükselmeye çalışıyor arkadaşlar. Bakın düzgün bir şekilde 976'larda bir Günlükteki MA50'si var. Ve arkadaşlar biz de 975'teyiz. Yani e, günlükteki MA50'nin tekrar ısrarla üzerine atmaya çalışıyoruz. Ama maalesef e, düzgün bir şekilde hele şartlar böyleyken tutunmamız mümkün değil. Bitcoin'in düşüşüyle bizim de 882'lere kadar e, salmamız gerilememiz oldukça yüksek ihtimal sevgili dostlar. E, 89 yani 0. 0 gibi pozisyonları rifte görmemiz oldukça mümkün olası bu gerileme ile birlikte şimdi şunu da söylemek lazım şu an bir alım fırsatı maalesef mevcut değil arkadaşlar neden Çünkü az önce belirttik e, Bitcoinde ve Dolayısıyla e, piyasanın kalanı ve rifte bir düşüş bekliyoruz kısa vade için konuşuyorum Olası bu düşüşte de 89 88 e, sularına kadar Gerileme ihtimali çok yüksek. Böylesi bir durumda da alım için muazzam bir fırsat verecek sevgili dostlar. Bitcoin yaptığı hareketle tekrar e, yukarı doğru hızlı bir yükseliş çekecek sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte, Ripple'den beklenen hareket de 89'lara olan düşüşün devamında sevgili arkadaşlar e, hareketli ortalamanın üzerine hızlı bir yükseliş gerçekleştirecektir. Yani durumlar şu anda bu şekilde e, sevgili arkadaşlar. E, maalesef aslında şöyle de bir nasıl söyleyeyim size negatif bir durum var. Arkadaşlar bizim bakın desteğimizle yani şu 882 ile MA50 arasında e, ciddi bir yakınlık söz konusu. Yani şunu da söylememiz lazım. İlk seferde atamayıp bir iki kere red Yani ne demek istiyorum? Bitcoin yükselirken e, piyasalar yükselirken Rif fazla değil, birkaç gün boyunca arkadaşlar. E, bu arada bu güzel bir durum, SLP'de ve Solana'da gördük e, ve çok ciddi kazandırdı. Onu da söyleyeyim hadi. E, arkadaşlar, uzun lafın kısası bu düşüşle birlikte tabii tekrar analiz ederiz ama EMA 50 ile Rif, e, Rif'in desteği 882-976 arasında birkaç günlük bir sıkışma gelebilir. Riff'in kendisini fiyatlamaması fiyatlayamaması durumu gelebilir ee, Böyle bir Sıkışıklık durumunda Riff bir anda ciddi bir patlama yapabilir arkadaşlar Bakın Birkaç gün yatay seyir yapıp Bunu nasıl anlayabiliriz Arkadaşlar Ne dedik ee, Bitcoin yükselirken bakın Bitcoin'i görüyorsunuz yükseliyor diğer coin'ler yükseliyor Riff 976 e, ile 89 890 880 arasında Gidip geliyorsa arkadaşlar Rifin e, Günler içerisinde çok ciddi bir patlama yapma ihtimali var ki Bu da 0.014'lere kadar Gelebilecek bir patlama Rifte durumlar bu şekilde arkadaşlar uzun lafın kısası piyasa tekrar e, yeşil yakmaya e, Doğru yaklaştı Bitcoin son düşüşlerini gerçekleştiriyor Bununla birlikte Rifte de Güzel bir hareket bekliyoruz arkadaşlar Geçmişteki şu yükselişten daha hızlı bir trendle yükseleceğiz. Emin olun arkadaşlar hiçbir şey kaçmadı. Batmıyoruz. Yolumuz rally yoludur. E, bu bitcoin içinde, RIF içinde böyle. ilk hedef 0.014 arkadaşlar. Devamı zaten e, gelecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.